Merhaba arkadaşlar, Edim Kosta soyadım Arslanoğlu. Yunan İnsan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yeterim yoluyla oturum izni. Şimdi size pazar günü Katimerini gazetesinin bir haberini iletmek istiyorum. Bu haber Çinlilerle alakalı bir haber. Biliyorsunuz Yunanistan oturum iznini en fazla kullanan vatandaşlar Çin vatandaşları. Ondan hemen sonra Türk vatandaşları geliyor artık. Bu kanunu ilk keşfeden başında Ruslardı. Ondan sonra Çinliler geldi. Çinliler tabii sayı olarak çok fazlaydı. Ondan sonra Türkler azar azar gelmeye başladı. Gazetenin istatistiksel bilgilerini aktaracağım ama bunların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son bir senedir Türklerden çok büyük bir akın geldi. Ve bu gazete haberinin kaynağı da Göç İşleri Bakanlığı. Daha sonra geliyor, yani gecikmeli geliyor istatistikler. Dolayısıyla doğru olduğunu düşünmüyorum ama bir olaya bakmanız için, bilmeniz için burada diyor ki Golden Visa programının röntgenini çekiyoruz. Çinliler diyor ilk 10 sene içinde çok fazla oturum izni aldılar ve genel olarak 2013'ten 2024'e kadar Yunanistan'a giriş miktarı 6 milyar. Toplamda yaklaşık 22.300 tane oturum izni verildi. Bunların, bu bütün kişilerin %60'ı Çinli. Bu Çinlilerin %6'sı burada yaşıyor ki bu da yaklaşık 1200 tane aile yapıyor. Çinlilerin aldığı evlerin %60'ı yeni daire, yeni yapılmış daire ki Yunanistan'da yeni dediğimiz zaman 2005 ve sonrası olarak düşünülür. Ve bu da bütün toplam rakam, yani Golden Visa'nın tüm satışlara oranı %7. Şimdi gazeteler yavaş yavaş bu bilgiyi, bu tarz bilgiler geçmeye başladı. Büyük gazeteler genelde büyük gazetelerde şunu görürsün, fonların elindeki miktarları görürsün, bankaların ellerindeki emlakları görürsün. Yani bu tarz haberler daha öne çıkıyor. Çünkü bu tarz büyük kuruluşların gazetelerle ilişkisi yüzünden öyle normal sokaktaki emlak piyasasını sesini genelde vermezler. Vermeleri gerekir normalde. Ama daha çok büyük kurumsal kişilerle ilişkileri olduğu için sokağı çok bilmez gazeteler. Onlar da bize soruyorlar. Biz de ben bunu nasıl anlıyorum? Bir sürü gazeteci, bu tarz büyük gazetecilerle ilişkimiz var. Ben görüşmelerimde anlıyorum ki bunların sokaktan çok fazla haberi yok. Verdikleri haberler de, tarzları da bu. Şimdi gazeteler yavaş yavaş Golden Visa'nın ne kadar önemli bir şey olduğunu söylemeye başladılar. Niye? Onlar da baskı görüyorlar. Nereden? İnşaatçılardan baskı görüyorlar. Ve bu işle alakalı geliri olan, bu işten faydası olan insanlardan bu işi baskı görüyorlar. Yavaş yavaş da böyle bir haber silsilesi gelmeye başladı. Duyduğumuz kadarıyla inşaatçılar da hükümeti şu anda presliyor. Neden? Çünkü bir sürü arsalar alındı. Bunlar yapılacak. Zaten siz de internetten, Instagram'dan görüyorsunuz. Yeni proje. Ben proje taraftarı çok fazla değilim çünkü hava alıp hava satmayı çok sevmiyorum. Çünkü bu adamın burayı bitirip bitirmeyeceği de belli değil. Kim ne derse de desin, adam kötü niyetli olmayacağını varsayın. Adam öldü veya bir şey yolunda gitmedi. Siz paranızı geri alacak mısınız, almayacak mısınız? Proje projedir. Yani ben şunu, bunun parasını verdim, alıp evime gitmek isterim. Yani ben böyle bir insanım. Bazı insanlar bu riski göze alıyorlar. İşte son görüyorum taksidi gibi, mobilya taksidi gibi 10.000 verip de mülk alabilirsiniz diyorlar. 10.000 mülk alabilirsiniz diyor ama belli bir yerde hükümetten gelecek kanun açıklamasında sonsuza kadar sana izin vermeyecek. Dolayısıyla o sürenin sonunda sen bu 250.000 euroyu bitirmiş olacaksın. Sen başlıyorsun ki diyorsun ki ben 10.000 bunu ödeyip oturum izni alacağım ama oturum iznini de bu rakamı tamamlamadan alamazsın. Dolayısıyla böyle bir trik var orada. Ona dikkat etmenizi öneririm. Şimdi gazeteler yavaş yavaş Golden Visa'nın ne kadar zararsız olduğunu,
ne kadar aslında bütün ekonomi içinde ne kadar az olduğunu yansıtmaya çalışıyor. Doğru. Yavaş yavaş işler mantık içine giriyor. Çünkü çok çok büyük bir safsata yaşandı. Dediler ki bir dakika kapıyı açayım. Çok çok büyük bir safsata yaşandı. Dediler ki biz ucuz ev bulamıyoruz. Biz kendimiz için ucuz ev bulamıyoruz. Yunanlar bunu söylüyor. Bu doğru değil yani, çünkü herkes Kukakik bölgesinde yaşamak istiyor. Herkes Kolonaki'de yaşamak istiyor. Bu mümkün değil. Türkiye'de de mümkün değil. Yani herkes Cihangir'de oturamaz. Herkes de aynı yerde oturamaz. Yani olay kafelerde oturayım, çalışmayayım, ucuz kira olsun. Böyle bir dünya hiçbir yerde yok. Ama bu hammasi ve popülist işler dünyanın her yerinde var. Burada da var. Yani adam geliyorsunuz, görüyorsunuz. Ben Yunanlar tembeldir demiyorum. Tembel değiller. Ama gelecek korkuları yok ve bu korkuları olmadığı için de çok çalışma, çok sorumluluk alma taraftarı değiller. Yani eğer bir gelecek korkun yoksa bunun fazlasını yapıp biraz daha fazla para kazanmak çok 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 bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla durum bu. Kimse de demiyor ki, yani şöyle söyleyeyim, babasın 5 tane çocuğun var. Her çocuk bir şey istiyor. Bu çocuklara yok diyebilmen lazım. Yani hükümetin görevi de bu. Bu çok fazla söylenmiyor. Oy kaygısından. Bu tarz bir korkusu var belki de hükümetin. Belli bir yerde ama çıkıp demesi lazım ki, kardeşim budur, serbest piyasa koşulları var. Serbest piyasa koşullarından dolayı herkes parasıyla, kazandığı parasıyla mülkleri alsın. Serbest piyasa fiyatı belirler ama şu anda Mitsotakis'in yaptığı şey serbest piyasa değil. Çünkü NARC getirdi oturum iznine. O oturum izninden dolayı, ya oturum izninin 250'den 500'e, 500'den 800'e çıkması, bıraksaydı zaten kendi kendine piyasa oraya gidecekti. Buna izin vermediler. Piyasaya müdahale edersen zaten sonradan müdahale etmek zorunda kalırsın. Bu da zincirleme gider, bir yerde patlar. Dediğim gibi oturum izniyle alakalı herhangi bir resmi işlem yok şu anda. Herhangi bir resmiyet göremiyorum. Şu anda göremiyorum. Belki yarın çıkar. Bunun çıkmasını bekliyorduk. Çıkmadı. Ben her gün takip ediyorum. Her gün de size bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.